İşte şunu sormak isterim. Sayın Demirtaş'a az önce değindiniz, bir atıfta bulundunuz. Malum onun ben bu aşamada siyaseti bırakıyorum çıkışı da çok tartışıldı. Burada kendisi başarısızlığa yönelik bir öz eleştiri olarak mı bunu ortaya koydu sizce? Yoksa aynı zamanda HDP dahilinde, yani sizin partiniz dahilinde yeterince etkili olamadığına dair bir sitemi de barındırmakta mıydı bu sözler? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Aslında daha ileri yorumları da var. Yani adaylık, evet, hani aday olabileceğini Malum. Belirtmesi. Aslında ben onu Meral Hanım'ın açmasını istedim. Evet. Gibi ifadeleri de var yani. Yalnız bırakıldığına dair gibi. Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani Demirtaş'la ben çok uzun yıllar birlikte çalıştım. Eş genel başkan yardımcısı olarak. Ayrıca Diyarbakır'dan benim avukat arkadaşım. Öncelikle çok sevdiğim bir dostum. Yoldaşım ve birlikte yol yürüyoruz. Hala da yürüyoruz, onu ifade edeyim. Tabii ki açıklamalarını takip ettik. Yani benim de ismim geçiyor o görüşmelerde. Bunun farkındayız. O açıklamayı sadece hani aktif siyaseti bırakıyorum derken aslında kendisi de ifade ediyor. Artık müdahil olmayacağım diyor. Yani buradan hani bu siyasi tartışmalara müdahil olmayacağım diyor. Çünkü kendisi maalesef AKP ve bizzat Erdoğan tarafından rehin olarak tutuluyor. Altını çizerek söylüyorum. Yani Selahattin Demirtaş bugün itibariyle mevcut Türk Ceza Hukuku'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Anayasa 90'a göre bir tutuklu olarak kabul edilemez. Siz de takdir edersiniz. Her gün seçim gecesi dahil ben tutuyorum içeride diyor. Yani ben keyfi olarak onu böyle istiyorum. Kim ve intikam duygularıyla. Orada kendisine dair söyledikleriyle birlikte tabii ki bir sitem de içeriyor. Yani parti yönetimimize ilişkin zaten ayrıntılarda da bu var. Yani hani bu eleştirileri sadece öz eleştiri değil, parti yönetimine bir partili olarak, aynı zamanda partinin bir üyesi olarak, bir geçmişte eş genel başkanlığını yaptığı, cumhurbaşkanı adaylığını yaptığı partisine karşı eleştirileri de var. Yani bu bizde çok anormal bir durum değil. Hani kamuoyunda çok tartışıldığını biliyorum tabii ki. Evet. Ama Sayın Beştaş, mesela hani eleştiriler... Ama mesela öyle ifadeler vardı ki, mesela bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşım. Ki hani HDP, daha önceki partiler o siyasi çizgi, hani ilk defa seçimlere girmiyor. Her seferinde de zorlu bir mücadeleyle yıllardır işte 90'lardan bu yana seçimlere giriyor. Ama geldiği nokta itibariyle bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşım. Mesela bu ifadeye ilişkin düşünceniz ne oldu? Siz böyle tarif eder misiniz? Şöyle ifade edeyim, bunu yani bir bütüne dair söylemiyor aslında. Yani bunu bütün çalışma bu şekildedir demek istemiyor. Çünkü röportajın tamamında kendisinin bir HDP'li olduğunu, HDP'li olmaya devam edeceğini, yapıcı eleştirileri kabul edeceğini, bu konudaki hani ayırmaya yönelik, ayrıştırmaya yönelik yaklaşımların nafile olduğunu ve daha birçok tabii ki cevabı da içeriyor. Dediğim gibi yani şu anda biz öz eleştiri ve eleştiri sürecini başlatırken biz her yere gidip bunları dinleyeceğiz. İlçe örgütlerimizi değil, halkı da dinleyeceğiz derken partide bu kadar büyük bir emeği olan ve özellikle seçim döneminde aktif bir şekilde bu tartışmalara dahil olan ve sosyal medya üzerinde çok büyük bir çalışma yürüten sevgili Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerinin de olması gayet doğal. Yani biz kesinlikle kendisiyle bir ayrılık, bir ayrışma yaşamıyoruz. Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Genel olarak muhalif medyada, genel olarak diyorum, bu sizin kanalınız yapıyorsa bu da dahildir tabii ki. Gerçekten yani bu platformu kastetmiyorum. Genel olarak şöyle bir algı var ya da yaratılıyor ve kaşınıyor. Ya Demirtaş farklı, HDP farklı. İşte Demirtaş'ı öne çıkaran, partiyi geriye atan ya da Demirtaş'ın söylediklerini çok uç şekilde değerlendiren, bir ayrışma var diyen gibi birçok yazı, çizi, tartışma izliyoruz. Yani bunlar hakikaten bizim aramızda olmayacak şeyler. Bunu ben politik siyaset yapmak için ya da hani bir algı yaratmak için söylemiyorum. Biz her zaman iletişim halindeyiz. Gideriz, konuşuruz, tartışırız, sert tartışırız ama neticede bittiğinde de oradan yine tek yürek olarak ve
o mücadeleyi büyütmek, partinin önünü açmak ve daha da güçlenmek için çıkarız. Yani bizim çalışma yöntemimiz budur. Yani bu nedenle Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de kendisinin önerisi olmuştur. Bu konuda değerlendirmeler yapıldı ve en son kadın cumhurbaşkanı adaylığında bir uzlaşı sağlandı. Hatta son görüşmede ben gitmiştim. Başak Demirtaş benim de adımı zaten vermiş sevgili Başak. Yani doğru, ben o görüşmeyi yaptım. Ben Kanak ismi üzerinde bir kadın adayı gösterme noktasında herkesin ortaklaştığı bir isim vardı. Sonrasında da devam ettik. Yani o süreç aynen öyle işledi ve deprem oldu. Aslında deprem olmasaydı farklı işleyiş olacaktı ve kendi adayımızı çıkarmış olacaktık. Sonrasını tabii izleyecektik, tartışmalara göre, görüşmelere göre başka bir seyir izleyebilirdi. Yani ona ilişkin de bu açıklamayı yapabilirim. Yani ben bir şeyi tartışmayı karartmaktan ziyade hani bazı meselelerde işin sahibinin söz kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu böyle ifade edeyim. Sorularınız varsa açık yüreklilikle yanıtlarım tabii ki. Fakat evet. Fikret Bila lütfen. Evet, ben bir soru sorayım Senem. Şimdi ben de öncelikle geçmiş olsun diyorum Sayın Beştaş. Geçirdiğiniz kaza büyük bir kazaydı. Umarım tam sağlığınıza hızla kavuşursunuz. Yani ben de ağır bir trafik kazası geçirmiş biri olarak sürecin sıkıntılarını biliyorum. Geçmiş olsun sizlere. Aynen. Şimdi bu seçimle ilgili olarak tabii şöyle bir tespitimiz var Sayın Beştaş. Şimdi iktidar kanadı HDP'yi hedefe koydu. Demirtaş'ı hedefe koydu. Ve hem HDP'yi hem Demirtaş'ı terörist ilan etti. Ve altılı masa, yani Millet İttifakı'ndaki partileri de HDP ile işbirliği yapmak için onları da terörist ilan etti. Onları da Kandil'in desteklediği partilerdir diye montaj videolar yayınladı. Yani HDP aynı zamanda iktidarın da en önemli siyasi malzemesi haline geldi bu kampanyada. Bunu gördük ve bu propagandanın da seçim sonuçlarında etkili olduğu, insanın hassas olduğu terör konusunda yapılan bu yoğun propagandanın, devlet imkanları yüten propagandanın etkili olduğu şeklinde de bir sonuca varıldı birçok uzmanlar tarafından. Şimdi seçim süreci boyunca, kampanyası boyunca iktidarın bu gerçeğe oturmayan, gerçekle ilgisi olmayan iddiaları, iftiraları yanıtlamakta, bunların doğru olmadığını ifade etmekte, karşı video hazırlamakta, örneğin altılı masanın partilerinden biz bir tepki görmedik. Sayın Kılıçdaroğlu da çok fazla üzerinde durmadı. Ancak birinci turda seçimi kazanamadığını anlayınca bu kampanyanın etkili olduğunu kavradı ve ikinci tura kadar bunun üzerine gitti. Yalandır bunlar, doğru değildir, kara kampanya diye ifade etti. Aynı süreçte HDP de çok fazla bu konunun üzerinde durmadı. Şimdi siz deneyimli bir siyasetçi olarak iktidarın temel kampanya olarak HDP'yi karşısına alması ve Kılıçdaroğlu'na bunun üzerinden yüklenmesinin sonuca etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani iktidarın bu kampanyayı bir terör retoriği üzerinden, bir kriminal üzerinden kurduğu ve altılı masayı bu şekilde itham ettiği meseleleri doğru siz ifade ettiniz. Ben bunu daha fazla açmayayım. Bu konuda birkaç yönlü bakmak lazım. Bu yeni bir şey değil bizim için. Yani Meclis Genel Kurulu'nda da eğer takip ediyorsanız bu konuda en çok tartıştığımız meselelerin başında geliyor. Bu tamamen bir algı. Bu tamamen bir manipülasyon ve halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek. Aynı Erdoğan Hüdapar'ın geçmişte mesela diyor ki terörle bir ilişkisini ispatlayamazsınız diyor. Hüdaparların tamamını çıkaran bir AKP iktidarı var ve Soylu en yüksek perdeden bunun bir proje olduğunu ve Kürtleri işte muhafazakarlaştırmanın devletin projesi olduğunun yolunu söylüyor. Aynı Erdoğan çözüm sürecinde yaptıklarını bugün kendisine sorulduğunda başka bir dille yanıtlayan bir Erdoğan var. Şimdi bizim kadar muhalefet de Erdoğan'ı ve AKP iktidarını tanıyor. Onun kadar pragmatist herhalde başka bir iktidar yeryüzünde ya da cihan dünyada çok azdır. Mutlaka vardır siyasete malzeme yapıldığı. Ya ben kendi adıma söyleyeyim, hayatımı insan haklarına adamış biri olarak
Bir kere HDP'nin varlık sebebinin şiddet dışı yöntemlerle Kürt meselesinin çözümü için mücadele ettiğini, Türkiye'nin batısıyla doğusu, Kürdüyle Türk'ünün el ele vermesi projesi düşüncesiyle olduğunu, Türkiye'yi demokratikleştirmek için büyük bedeller ödediğimizi dilimizde tüy bitti anlatıyoruz. Bu konuda yeterince anlatıyor muyuz? Bence anlatıyoruz ama bir medya sansürü var. Çok ağır bir sansür var. Yani bunu, bizim sesimizi hakikaten Yozgat'a, Kayseri'ye, Trabzon'a ya da İzmir'e yeteri kadar duyurabilirsek, yani kendi ifadelerimizi, bu algının kırılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda bizim sorumluluğumuz kadar yeterince ifade ettik mi? Yani bu yeterince ölçüsünü ben kullanamam. Çünkü ben tarafım, yani bir HDP yöneticisiyim, sözcülerinden biriyim Yeşil Sol'un. Ama dışarıdan sizin değerlendirmenizi isterim. Hani ne kadar anlatabildik. Fakat bu konuda altılı masa ve muhalefetin bu konuda sınıfta kaldığını, parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum. Kesinlikle ifade edebilirim. Ya iktidar bunun üzerinden vuruyor. Biz aman HDP ile bir arada değiliz. Aman biz görüşmedik. Aman biz konuşmayız. Aman biz selam vermeyiz. Aman şunu yapmayızla bu iş çözülmez. Yani bu karşılıklı suçlamayla çözülmez. Biz Türkiye'de bütün partiler gibi halktan oy alıyor muyuz? Alıyoruz. Biz milletvekili nasıl seçiliyoruz? Ben Erzurum'dan seçildim. Halkın sandığa attığı oyla. Biz demokratik olarak ve anayasal olarak bu anayasaya göre kurulmuş bir parti miyiz? Tabii ki. Bizim şiddetle hiçbir bağımız tabii ki yok. Olamaz. Olamaz. Yani hele hele bu kadar büyük bir yargı baskısının olduğu yerde bunu, mesela ben Kılıçdaroğlu'nun yeterince cesurca savunamadığı görüşündeyim. Ya da diğer CHP'lilerin bu konuda kendileri bu suçlamayı aman üzerimize yapışmasın gibi bir algıyla, bir daha doğrusu düşünceyle yönettiler. Mesela bizim seçmen şunu söylüyor bize. Yani bizim zaten ittifakımız yoktu. Biz her zaman söyledik. Bizim altılı masada bir ittifakımız yok. Biz o masada değiliz. Biz Emek ve Özgürlük İttifakıyız. Kılıçdaroğlu'na oy verme kararımızda Türkiye'nin demokratikleşmesi, hakikaten Türkiye'de eşitlik, adalet ve özgürlük meselesinin çözümü noktasında bir adım olur diye bunu kendi kurullarımızda değerlendirdik ve tek adama karşı Kılıçdaroğlu'na verelim dedik. Ama ben yüzlerce ve binlerce mesaj aldım bu dönemde ve sahada. Ya %1'lik, %0.5'lik partilere bakanlık verilirken bize karşı bu ayrımcılığı nasıl kabul ediyorsunuz? Mesela bizim oy kaybetmemizin en temel sebeplerinden biri bu. Vatandaş bizi eleştiriyor. Mesela dikkat edin, Kürtlerin yoğun yaşadığı illere bakın. Kılıçdaroğlu rekor düzeyde oy alıyor. Rekor düzeyde. Kılıçdaroğlu Van'a gitse, eğer biz olmasak, Van'da böyle bir karşılama olur mu? Mümkün mü? Bizim beyanlarımız olmasa. Şimdi bunlara karşı tabii ki bir, nasıl anlatayım, hani bir hakkı teslim etmek meselesi var. Bir de şu mesele var, yani siz onu kastetmediniz farkındayım ama bu seçimi kaybetmede Kürtlerin rolü, Kürtlerin az sandığa gitmesi falan ilk geceden itibaren tartışılmaya başlandı. Yani bu şuna benziyor.